Oyun yapımı denince ülkemizde son zamanlarda ortaya çıkan çalışmaları gördüğümüzde gerçekten gurur verici ve sevindirici oyunlarla karşılaşıyoruz. Hatta bunların mobilyada, masaüstü olsun, birçoğu dünya çapında da oyuncular tarafından oynanan oyunlar. Fakat video oyun sektörünü başlangıcından beri takip edemesek de 90'lı yıllar ve 2000'ler sonrasında bazı oyun denemeleri olmuştu. Bunlardan bir tanesi de Pusu Uyanış isimli oyundu. Pusu aslında ilk 3 boyutlu third person shooter oyunu diyebiliriz ülkemizden çıkan. Pusu'nun hikayesi nasıl ortaya çıktı? Bunu inceleyecek olursak Cem Uzunlar ve Hakan Yüksel isimli iki genç lise zamanlarından beri 286 veya 386 işlemcilere sahip bilgisayarlarda Pascal dilinde ufak programlar yazarak programcılığa başlamışlar ve çok sevdikleri oyunların bir benzerini de kendileri yapmak istemişler. Özellikle Command & Conqueror oyunundan esinlenerek 1996'da yerli bir gerçek zamanlı strateji oyunu yapmak istemişler. Bu projeye de Alexis adını vermişler ve kendileri gibi oyun sever birkaç arkadaşlarını da toplayarak C dilinde bu oyunu yazmaya başlamışlar. Fakat bir sene sonra proje rafa kalkmış. Ülkemizde bu durum çok yaşanıyor çünkü oyun geliştirmek isteyen birçok insan, özellikle de gençler var. Fakat hiç bilmeden bu işe başladıkları için proje geliştirirken öğrenme aşamasında oluyorlar ve önlerine nasıl sorunlar çıkacağını bilmedikleri için de her şey planladıkları gibi gitmiyor ve oyun yapımı da ticari bir ürün ortaya çıkarmak olduğu için bunun sorunlarıyla baş edemediklerinden dolayı projeyi bırakmak zorunda kalıyorlar. Fakat Cem Uzunlar ve Hakan Yüksel oyun yapım fikrinden vazgeçmediler ve 2000 yılında bu sefer daha farklı bir projeye başlamaya karar verdiler. İlk olarak FPS türünde oynanan bir oyun yapmak istiyorlardı. Pusu fikri de işte böyle ortaya çıktı. Oyunun yapımına başladıktan sonra yoğurt teknolojileriyle de anlaşıp ekiplerini biraz daha büyüttüler. Yani iki kişi değillerdi. Bu da onlar için bir artıydı aslında. Çünkü modellemeleri, kaplamaları ve birçok detayı ekip olarak yaptıkları için bu da oyunun yapım süresini epey kısaltacağı benziyordu. Oyunu geliştirirken kendi grafik motorlarını yazarak bu motor üzerinden projelerini sürdürmeye karar vermişlerdi. Yapımcıların aslında oyunla ilgili çok detaylı planları vardı. Ana karakterimiz olan Fatih, NATO'da görevli bir askerdi ve arkadaşından aldığı haberle bazı olayların geliştiğini öğreniyordu. Sonrasında da İstanbul'a dönüp bu olayları araştırmaya koyuluyordu. Fakat hiç beklemediği olaylarla karşılaşacaktı ve biz de bu olaylarda Fatih'i yöneterek bir aksiyona girecektik. Oyunda planladıkları özelliklerden bazıları karakterin hareketleriydi. Çok gerçekçi olmasını istiyorlardı. Örneğin karakterimiz vurulduğunda ayağından vurulduysa daha yavaş yürüyecekti veya korktuğu zaman elleri titreyip nişangahın da titremesine sebep olacaktı. Hatta aşırı heyecanlandığında silahı elinden bile düşürebilecekti. Bölümlerdeki karşılaştığımız olaylar da bizim hareketlerimize göre değişebilecekti. Yani sizden kaçan bir mafya grubunun arabasının tekerini vurursanız araba kaza yapacaktı ve siz de bölümü geçmiş olacaktınız. Fakat bunu yapmadığınız takdirde bölüm araba kovalama sahnesine geçecekti ve bu şekilde oyunda ilerleyecektiniz. Oyunda bu tarz planladıkları birçok detay vardı. Fakat oyunun çıkış süresi bayağı uzadı ve 2005 senesinde oyun piyasaya sürülmüştü. Oyun çıktığında planladıkları ve röportajlarında da söyledikleri birçok şey aslında oyunda yoktu. Mesela oyun first person değil de third person olmuştu. Bu da zamanında keyifli oynadığımız Max Payne oyununa epey benziyordu. Yani Max Payne'den örnek alınmış diyebiliriz oyun için. Sadece oyunda bullet time yoktu. Max Payne'de en önemli özelliği olan bullet time, zamanı yavaşlatarak düşmanlara ateş edebildiğimiz ve mermileri gördüğümüz güzel bir özellikti. Bu özelliği ilk kullanan oyunsa Requiem, Avenging Angel isimli oyundur. Oyunda birçok özellik yoktu. Yani oyun oynadığınızda gördüğünüz gibi karşılaştığınız her hedef sizi gördüğünde belli tepkiler veriyor. Çok akıllıca da davranmıyorlar. Yani saklanma, kaçma gibi özellikleri yok. Sadece sizi ateş ediyorlar. Hatta bazı bölümlerde merminiz çok çabuk bitebiliyor ve bu olduğunda da hiçbir yakın dövüş silahınız olmadığı için ölmeyi bekliyorsunuz ve bölüme yeniden başlamanız gerekiyor. Bu tarz özelliklerin olması oyunu vasat kılıyor. Ülkemizde korsan oyunların yaygın olmasından dolayı da çıktığı zamanlarda çok büyük bir başarı sağlayamadı. Fakat oyunun en önemli özelliği bunca zorluğa ve imkansızlığa rağmen ülkemizde yapılan önemli bir oyun denemesi olması. İki geliştiricinin tüm zorluklara rağmen başlattıkları bu projenin beklentileri karşılamasa da en azından önemli bir oyun denemesi olduğunu ve bazı şeylerin yolunu açtığını söylemek yanlış olmaz. Bundan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Sonraki oyun hikayelerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evde birileri var. Dikkatli olmam lazım. Beynini tak!